Sevgili arkadaşlar merhaba ben Yasin. Öncelikli olarak akvaryum Saati kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım keyifleriniz yerindedir. Ben şu an gerçekten çok keyifliyim. Çünkü biliyorsunuz ki bir önceki videomuzda Deniz akvaryumumuzun kurulumunu yapmıştık. Gerçekten çok güzel bir izlenmesi oldu. Eğer sizler de izlemek isterseniz yukarı sağ üst köşeye ya da sol üst köşeye kartını eklerim. Oraya tıklayıp isterseniz kurulumu izleyebilirsiniz. Şimdi gelelim asıl konumuza arkadaşlar. Biliyorsunuz ki akvaryumu pazar günü kurduk. Suyunu Falan her şeyi ayarlamış olduk. Tuzluluktan emin değildik. ATC özellikli bir tuz ölçer siparişi verdim. Aliexpress'ten. Hobiciler gerçekten çok yüksek fiyatlar istiyorlardı. ATC özellikli tuz ölçere... En son 400 liraya kadar çıkmış. Normalde ben yaparken hobiyi 80 liraya falan sıfırı satılıyordu ama şu an 400 lira olmuş. Neyse ki AliExpress'ten siparişini verdim. Orijinal bir ürün yazıyor ama 135 liraya gelecek. Siparişi verdik. Neyse gelelim asıl konumuza. Arkadaşlar pazar günü kurmama rağmen bizim PS'miz tahta hava taşlı olmasına olması halinde yine çok güzel toplama gerçekleştirmiş. Şöyle açayım size kapağını. Bakın şimdiden 4 günlük bir tank içinde hiçbir şey yok ve toplamaya başlamış bile. Ayrıca şurada da görüyor musunuz? Şuraya kadarlık da yine toplama suyu mevcut arkadaşlar. Gerçekten her şey yolunda demektir bu. Normalde hiç çıkmıyor olsaydı mesela toplaması yani diatom süreci tam olarak başlamamış olurdu. Neyse ki bunu atlatmış olduk arkadaşlar. Şimdi asıl konuya girecek olursak burada benim bir tahta hava taşlı PSM daha var. Yani çift var ama ben sadece bunu kullanıyorum. Buna da e, motorlu pipo filtrenin kafasını taktım. Sadece sirkülasyonu elde etmek için en azından suyun yüzeyi yağlanmasın istedim. Biliyorsunuz e, bizim armatürümüz 54 watt gücünde onur ayna yapımı yani kendinin de YouTube kanalı var bakmak isterseniz 4.000'e yakın abonesi var. Teknoloji danışmanı Onur abimize buradan tekrardan selamlar, sevgiler olsun. Yeri bende şu an çok farklı. Çünkü beni bu hobiyi tekrardan o cesaretlendirdi. Onun sayesinde atıldım arkadaşlar. Heyecanım sesime de yansımış durumda. Belki hissediyor olabilirsiniz. Şu an bizim yapacağımız tek şey bu diatom, diatom sürecini sağ salim atlatabilmek. Atlattıktan sonra inşallah mercanlarımızı gireceğiz. Onur abiden söz almıştım sağ olsun. O söz sayesinde daha çok heyecanlanıyorum ki biliyorum ki Onur abi bana çok güzel sürprizler yapacak inşallah. Ee, sağolsun akvaryum notları kanalım yine aynı şekilde bana bakterili su getirdiği için bu tankın e, işte diyatom süreci biraz daha hızlı gelişmeye başladı. Yani bu toplama aslında bize Oğuzhan'ın sayesinde. Oğuzhan'a da buradan selamlar sevgiler olsun. Çünkü emeği olan çok kişi var. Hepsini aklımda tutamıyorum ama en önemlisi sizler beni izlediğiniz için beni desteklediğiniz için ayrıca sizlere teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlar. İnşallah Deniz akvaryumunda da güzel bir noktaya geliriz. Sizlerle bilgi paylaşırız bu ee, normalde bu video 2022 yılında Deniz Akbar'ın maliyeti bize ne oldu olması gerekiyordu. Ama ben araya ekstra küçük bir tadımlık video çekmek için böyle bir şey yaptım. İnşallah onu da hafta sonu eğer yapabilirsem 2022 maliyetinde Deniz Akbar'ın şu boş hali bize ne kadar mal oldu onu sizlere çekmeye çalışacağım. Çünkü videoyu detaylı çekmek istiyorum. Yani sadece çek bırak yapmak istemiyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi dediğimiz gibi suda herhangi bir yağlanma yok PS. Sevmiz toplamaya başladı ışığımız çok güzel 54 watt gücünde İnşallah elektrik faturasına çok fazla bir şey etki ettirmez yani çok yakarsa yandık gibime geliyor Deniz o zaman gerçekten tuz olacak kanısındayım. İnşallah o kadar tuzlu olmaz sevgili arkadaşlar. Şu an İtalya boş olmasına rağmen çok güzel. Normalde videoda mavi çıkıyor ama aslında bu ışık o kadar mavi bir ışık değil arkadaşlar. Çok hoş böyle morumsu bir tadı var. Yani bu da Onur abinin kullandığı ledlerden kaynaklı sanırım. Aslında güzel bir renk ama nedense videolarda çok maviymiş gibi çıkıyor. Aslında çok mavi değil sevgili dostlar. Ama çok güzel aydınlatıyor. Ben buna şöyle bir çerçeve yapmak istiyorum. O da ışık gözümü alıyor. Yani tam alışamadım. Belki ondan kaynaklı olabilir. Ee, eğer sizlerin soruları varsa yorumlarda lütfen soru sormayı eksik etmeyin. Ee, bizim elimden geldiği kadar, dilimin döndüğü kadar yardımcı olmaya çalışırım. Hepinizin cevaplarını görüyorum. Hepinize uygun bir zamanda tek tek cevap veriyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Bin aboneye çok az kaldı. Bu tankta çok güzel olacak bin abone olduğunda inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.